Bilim insanları ve ortak özellikleri konusu bittiğinde öğrenci bilim insanlarının ortak olan özelliklerini ayırt edebilir, bilimsel düşünmenin önemini açıklayabilir. Peter Abelard'ın bir sözüyle başlayalım. Bilgelik için tek anahtar soru sormaktır. Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız, araştırmakla da doğruya ulaşırız. Alet yapan ilk insanları düşünün. Bu insanlar ilk mucitlerdir. İlk aletleri kimler yaptı bilmiyoruz. İlk icatları nasıl yaptıklarını yalnızca tahmin edebiliriz. Mucitler ve bilim insanlarının çalışmaları sayesinde hayatımız kolaylaşmıştır. Bilim, bilgi edinmek amacıyla belirli yöntemlerle araştırma sürecidir. Daha basit bir anlatımla içinde bulunduğumuz hayatı açıklama çabasıdır. Bilim insanları araştıran, bilgi toplayan, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişilerdir. Amaçları insanlara faydalı olmak, problemleri çözmektir. Bunun için sorular sorar, ardından deney ve gözlem yaparak bu sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Bilimsel düşünmenin temeli araştırmaya dayalı olmasıdır. Bilimsel düşünme sayesinde yeni buluşlar yapılmakta, sağlık, eğitim, çevre gibi pek çok alandaki sorunlara çözüm bulunmaktadır. Bilim insanlarının ortak özelliklerini öğrenmek için bazı bilim insanlarının hayatına yakından bakmaya ne dersiniz? Newton. Ağaç altında otururken başına düşen meyveyi hepiniz duymuşsunuzdur. Newton araştırmaları sonucu elmanın yer çekimi nedeniyle düştüğünü bulmuştur. Yani merakının peşinden koşmuştur. İbn Sina. Mikroskop henüz icat edilmediği halde mikropların hastalıklara neden olduğunu bulmuştur. Gerisini kendisinden dinleyelim. Küçük yaşta matematik, astronomi, fizik, felsefe, kimya ve tıp gibi farklı bilimleri merak etmeye başladım. Zamanımın büyük bölümünü kitap okumaya ayırdım. Öğrendiklerimi sorguladım, doğruluğunu araştırdım. Altı çizili yerlerden çıkarımlar yapacağız. Çok yönlülük, birçok bilim alanında çalışıyor. Çok okurlar. Ve son olarak şüphecidir. Her şeyin doğruluğunu sorguluyor. Tesla, çalışmaları sırasında en umutsuz durumlarda bile çalışmaktan vazgeçmez, deneylerine devam ederdi. Bu da onun pes etmeyen biri olduğunu gösterir. İbn Haldun, sosyoloji biliminin kurucusudur. Döneminin önemli tarihçilerindendir. Yaşadığı toplumun geleneklerini ve düzenini gözlemleyerek inceledi. Tabii ki buradan onun gözlemci biri olduğunu çıkarabiliriz. Bilim insanlarının ortak özellikleri, meraklı, çalışkan, gözlem ve deneye dayalı çalışan, insanlığa yararlı olmaya çalışan, sabırlı, sorgulayıcı, araştırmacı olmalarıdır.